Lazeri kim icat etti ve kullanım alanları? Lazer çok güçlü bir ışık üzmesi oluşturabilir. Bu üzme çok incedir ve bulunduğu ortamda ilerlerken etrafa yayılmaz. Lazeri kim icat etti? Amerikalı bilim insanları Charles Townes ve Arthur Shallow 1958 yılında lazer ışını fikrini buldu. Theodor Maiman ise 1960 yılında lazeri üreten ilk kişi olmuştur. Ara sıra günlük yaşam üzerinde devrim niteliğinde bir etkiye sahip olan bilimsel bir atılım gerçekleşir. Bunun bir örneği uyarılmış radyasyon emisyonu ile ışık amplifikasyonu anlamına gelen lazerin icadıdır. Buluşu sırasında çok az insan onun bu kadar yararlı ve kazançlı bir cihaz olacağını anladı. Ancak lazer nihayetinde yeni bir bilimsel alan başlattı ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstriye kapı açtı. Lazerin prensibi, Albert Einstein'ın uyarılmış emisyon teorisini ilk kez tanımladığı 1917'ye kadar uzanır. Ancak pratik cihazın kökenleri 1940'larda ve 1950'lerin başlarında özellikle mikrodalga spektroskopisi üzerinde çalışmaktadır. Fizikçiler Charles Townes ve Arthur Shallow ve diğerleri tarafından Maser'ın icadı ile devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra Townes moleküler spektroskopi ve için gazları araştırmak için uyarılmış emisyon kullanma olasılığı ile ilgilenmişti. Mikrodalga radyasyonunun dalga boyu kısaldıkça moleküler ile etkileşimleri güçlendi ve onu daha güçlü bir spektroskopik araç haline getirdi. Kolombiya Üniversitesi'ndeki Townes ve meslektaşları benzer cihazların Moskova'daki Maryland Üniversitesi ve Lebedev laboratuvarlarındaki araştırmacılar tarafından bağımsız olarak icat edilmesinden 2 yıl sonra 1953'te çalışan bir demoyu gösterdi. Ancak Townes, kızılötesi ve optik ışığın dalga boylarının daha kısa oldukları için spektroskopi için daha da güçlü araçlar olacağını fark etti ve Maser prensibini daha kısa dalga boylarına genişletme fikrinden Shallow'un Bell laboratuvarlarında ziyaret ederken bahsetti. Shallow, ışığı geri ileri yansıtmak için cihazın boşluğun her iki ucuna birer ayna seti yerleştirme fikrini ortaya attı ve böylece diğer yönlerde sıçrayan herhangi bir ışının yükseltilmesini ortadan kaldırdı. Bunun lazerin belirli bir çizgi genişliği içinde seçebilecek tek bir frekansa sahip olması için boyutları ayarlamalarına olanak sağlayacağını ve ayna boyutunun eksen dışı hareketinin hafif bir şekilde sönümlenmesini sağlayacak şekilde ayarlanabileceğini düşündü. Ayrıca lazerler için belirli katı hal malzemelerinin kullanılmasını önerdi. 8 ay sonra iki adam çalışmaları için kavramın kanıtı üzerine bir makale yazdılar. Physical Review Aralık 1958 sayısında yayınlandı ve 2 yıl sonra ilk çalışan lazer Hooke Aircraft Company'de Theodor Maiman tarafından yapıldı. Townes, Maser lazer prensibinin temelini oluşturan kuantum elektroniği alanındaki temel çalışması için 1964 Nobel Fizik Ödülü'nün ortak alıcısıydı. Shallow tanınması çok sonra geldi. Lazer spektroskopisinin gelişimine katkılarından dolayı 1981 Nobel Ödülü'nü paylaştı. Townes ve Shallow 1958 tarihli ve sonraki patentleri nedeniyle lazerin icadıyla en çok ilişkilendirilen isimler olsa da çok sayıda diğerleri hayati katkılarda bulundu. Belki de bu nedenle lazeri gerçekten kimin icat ettiği sorusu büyük ölçüde Kolombiya'da ve daha sonra Teknik Araştırma Grubu TRG bir bilim insanı olan Gordon Gould patent haklarını kazanma çabaları nedeniyle oldukça itilaflı bir soru olduğunu kanıtlamıştır. Lazer için ilk fikirlerine ilişkin 1 Kasım 1957 tarihli ve noter olaylıydı. Gold onlarca yıl savaştı
ve 1973'te ABD Gümrük ve Patent Temyiz Mahkemesi, Shallow ve Towns'a verilen orijinal patentin çok genel olduğuna ve tedarik edilmediğine karar verdi. Belirli anahtar bileşenleri oluşturmak için yeterli bilgiydi. Gold sonunda patent haklarını aldı. Dikkat çekici bir teknik atılım olmasına rağmen, Lazernik yıllarında ışın tabanlı silahlarda kullanılmak için yeterince güçlü olmadığı pek çok pratik uygulaması yoktu ve atmosferden bilgi aktarma yeteneği yetersizliği nedeniyle ciddi şekilde engelleniyordu. Ancak araştırmacıların ilk lazer nişan sistemlerini ve lazer cerrahisi için ilk araçları geliştirmeleri uzun sürmedi. Bir lazer iki temel unsurdan oluşur: yükseltici veya kazanç ortamı. Bu bir katı, sıvı veya gaz olabilir. Bu ortam, bir ışık dalgasının yayılması sırasında gücünü arttırmak için enerji seviyeleri kullanılan atomlar, moleküller, iyonlar ve elektronlardan oluşur. İlgili fiziksel ilkeye uyarılmış emisyon denir. Yükseltici ortamı harekete geçirmek için bir sistem, ayrıca bir pompalama sistemi olarak da adlandırılır. Bu, gerekli enerjiyi sağlayarak ışık amplifikasyonu için koşulları yaratır. Farklı pompa sistem türleri vardır: optik, güneş, flaş lambaları, sürekli ark lambaları veya tungsten filaman lambaları, diyot veya diğer lazerler. Elektrik, gaz deşarj tüpleri, yarı iletkenlerdeki elektrik akımı veya hatta kimyasallar. Bu iki bileşen, mevcut bir ışık kaynağını büyütmek için yeterlidir. Bu lazer amplifikatörü olarak bilinir. Bununla birlikte çoğu lazer çok özel bir radyasyon üretmek için bir optik rezonatör veya boşluk içerir. Teknik olarak tüm cihaz bir lazer osilatörü olarak bilinir. Ancak bu terim genellikle basitçe lazer olarak kısaltılır. Lazer osilatörü, ışık kaynağını boşluk içinde ileri geri zıplatarak önemli ölçüde yükseltmek için yansıtıcı aynalar kullanır. Ayrıca boşluktaki ışık dalgasının bir kısmının çıkarılmasını ve radyasyonun kullanılmasını sağlayan bir çıkış ışını aynasına sahiptir. Lazerin tarihçesi. İskoç bilim insanı James Clerk Maxwell 1864 yılında ışığın bir tür dalga olduğunu kanıtladı. 1958'de Charles Townes ve Arthur Shallow, Maxwell'in keşiflerini kullanarak ışığı daha güçlü hale getirecek teoriyi geliştirdiler. 2 yıl sonra Hooks Aircraft'ta kıdemsiz işçi olan Theodore Maiman, yakut kristal çubuk etrafına sarılı güçlü bir flash ampulünü ateşledi ve lazer icat edildi. Maiman'ın ürettiği ışık parlaması o zamana kadarkilerden en güçlüsüydü. Albert Einstein'ın teorisi. Lazer İngilizce'de laser şeklinde telaffuz edilir ve kullanılan bir kısaltmadır. Temelde lazer atom veya molekül enerji düzeyleri arasındaki elektron geçişleriyle oluşan ışık fotonlarına dayanır. Uyarılmış emisyon yoluyla ışık üreten bir cihazdır. Albert Einstein 1917 yılında geri uyarılmış emisyon teorisini öne sürmüştür. Maser kavramı. 1958 yılında Charles Townes ve Arthur Shallow Maser kavramını geliştirdi. Maser, lazerin gelişiminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Maser, uzay araştırmalarında radyo sinyallerini güçlendirmek için kullanılmıştır. İlk lazer. Maser'in bulunuşundan 2 yıl sonra 1960 yılında Theodore Maiman ilk lazeri oluşturdu. Ancak Gordon Gold, lazer kelimesini 1957 yılında kullanan ilk kişi oldu. 1957 yılında optik lazer için Gordon Gold tarafından yapılmış icat vardı, fakat patent alabilmek için çok başarılı bir proje değildi. Gordon Gold, kendi icat ettiği lazer için patenti 1977 yılında alabildi. Bu nedenle Theodore Maiman'ın yaptığı lazer gösterisi ilk başarılı lazer olarak kabul edilmektedir. 1960 yılında Ali Javan gaz lazeri icat etti. Bu elektrik enerjisi değişimini lazer içinde ilk kullanışlı olarak tarihe geçti.
Bunu 1962 yılında yarı iletken lazerin Robert Hall tarafından bulunuşu izledi. 2 yıl sonra Kumar Patel karbondioksit lazeri ve Hall Walker telemetri lazer buluşları geldi. Lazer ile göz tedavisi. Doktor Sir Steven Trockle 1970'lerde eksimer lazer cihazını icat etti. Ancak bu cihazın bilgisayarla birlikte göz tedavilerinde kullanımını sağlayan gelişme 1982 yılında Dr. Steven Trockle'in ekibi tarafından yönetildi. 1987 yılında ilk lazer göz ameliyatı yapıldı. O zamandan beri lazer göz tedavisi olağan bir tedavi haline gelmiştir. Lazerin kullanımı ve uygulamaları. 1960'lardan itibaren lazer sürekli iyileştirme çalışmaları, buluşlar ve uygulamalar ile gelişti. İlk olarak göz tedavisi ile başlayan lazer kullanımı şimdi diğer sektörlerde de yaygınlaşmıştır. Pratik elektronik cihazların tümünde kullanılmaktadır. Yine tıbbi tesislerde birçok uygulamada ve bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır. Ayrıca lazerlerde konser veya kulüplerde ışık gösterileri yapmak için kullanılıyor. Lazer baskı oldukça yaygın hale gelmişti. Spektroskopisi, elektrooptik önlemler ve mikro diseksiyon da lazer teknolojisi kullanır. Diş hekimliğinde cerrahi girişimlerde kaynak ve füze savunma sistemleri de bu teknolojiden faydalanmaktadır. Lazer cihazı icat edildiğinden günümüze bilim insanları onu nerelerde kullanabileceğini merak etmiş ve birçok araştırma yapmıştır. Yapılan bu araştırma, geliştirme ve icatlar ile lazer, modern toplumun paha biçilmez bir parçası haline gelmiştir. Lazer işlemi daha düşük bir seviyeden daha yüksek bir enerji seviyesinde daha fazla atom olması için optik olarak pompalanan bir atom popülasyonu ile başlar. Atomların çürümesi, daha sonra diğer bozulumların emisyonunu tetikleyen ışık fotonları üretir ve bu nedenle fotonlardan oluşan bir kaskat üretilir. Işınlanma maddesi her ucunda aynalar olan bir rezonant boşlukta yer alır. Fotonlar geri beslemeyi teşvik eden iki aynanın arasında dolaşıp ileri geri hareket eder ve soğurma ve dağılma nedeniyle kazanç olursa sistem ışığı iter. Aynalardan bir tanesi yarı gümüş rengindedir ve bundan geçen radyasyon lazer ışığını oluşturur. Tek renkli, oldukça düz, yoğun ve aynı fazla paralel dalgalar halinde genliği yüksek, güçlü bir ışık demeti üreten alettir. 1960 yılında ABD'de Theodore H. Maiman tarafından keşfedilmiştir. Normal ışık dalga boyları muhtelif rengarenk, yani farklı faz ve frekansa sahip dalgalardan meydana gelir. Lazer ışığı ise aynı dalga boyuna sahip, aynı doğrultuda hareket eden fotonlardan meydana gelmiş tek renkli bir ışık demetidir. Lazerler çok yüksek frekanslıdırlar. Lazer ışınları tek dalga boyunda olduklarından üretildikleri lazer cinsine göre lazer tüpüne konan maddeye bağlı olarak çeşitli renklerde fakat tek renk şeklinde ışınlar elde etmek mümkündür. Normal ışıklar çok renkli, dolayısıyla farklı frekanslarda olduğu için ışık kaynağından çıktıklarından itibaren belli bir açıda yayılarak giderler ve kısa mesafelere ulaşırlar. Lazer ışıkları ise tek renkli ve tek frekanslı oldukları için ışık kaynağından çıktıkları andan itibaren hiç dağılmadan aynı hüzme şeklinde çok uzak mesafelere ulaşırlar. Günümüzde lazerler ticari pazarda her yerde bulunur. CD çalarlarda, DVD çalarlarda, düzeltici göz cerrahisinde, dövme silmede, endüstriyel montaj hatlarında, süpermarket tarayıcılarında, optik iletişimde ve optik veri depolamada kullanılmaktadır. Evet, lazeri kim icat etti ve kullanım alanlarına değindiğimiz detaylı bir makale oldu bu da. Ve özellikle lazerde şunu düşünebilirsiniz, şu an kullanım alanlarına baktığımızda burada bahsedilenden çok çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Yani en basitinden lazerin basit uygulamaları uzay teknolojilerinde ve çeşitli savunma teknolojilerinde,
uydu iletişimlerinde dahil olmak üzere birçok yerde kullanılıyor. Lazer ışıkları günümüzde 1960'tan itibaren dünyamıza girdiğinden beridir oldukça gelişme gösterdi. Tedavilerde bile, insan tedavilerinde bile kullanılıyor. Çok yaygınlaştı. Belki ileride daha farklı kullanım alanları da illaki keşfedilecektir. Şu ana kadar bulunan tüm alanlarda neredeyse aktif bir vaziyette kullanmaktayız lazeri. Bu makalede de hem lazerin neyden oluştuğu teknik terimlerle hem de kullanım alanlarını detaylı bir vaziyette size vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.